Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Esenler İstanbul'dan sesleniyoruz. Paşalar Mobilya ve Dekorasyon firmasının konuğu olduk. Firma kurucu ortaklarımızdan Sayın Turan Tak ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Turan Bey, burada çok keyifli bir mekandayız. Gerçekten hani mesleğinizin tam yansıması var burada da dekor anlamında. İnşallah uzun yıllar aynı kaliteyle bizlerle olursunuz diyerek soruyoruz. Paşalar Mobilya Dekorasyon kaç yılında doğdu ve hangi aşamaları kaydederek bugünlere geldi diyelim? Paşalar Mobilya Dekorasyon 2003 yılında ortağım olan Fatih Güneş'le birlikte, aynı zamanda okul arkadaşım meslek lisesinden, birlikte kurmuş olduğumuz bir firma. İlk olarak fason üretimi olarak başladık bu işe. Yaklaşık 2005 yılından sonra özel üretim, sipariş üretimle devam ediyoruz. Şu anda yaklaşık olarak 15-16 kişilik bir ekiple hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunların çoğunluğu meslek lisesi mezunu arkadaşlar. Ve orada hemen çok özür dileyerek bir parantez açacağım. Çünkü meslek lisesi mezunu olarak Turan Tak ve Fatih Güneş olarak ortaklaşa bir Paşalar Mobilya Dekorasyonu kurmuşsunuz. Ve tekrardan ekibimizde uzman bir kadro, gene meslek liseli sevgili arkadaşlarım. Evet. Burada meslek liselerinin önemini vurgulamak istiyorum hemen izninizle. Çünkü burada Türkiye'm adına gerçekten bu konuya değinmek gerekiyor. Meslek liseleri mezunu olmak gerçekten çok büyük bir ayrıcalık. Ve sonrasında hem işimizin hazır olduğu gibi hem de kazanç anlamında da keyifli kazançlar elde edebilme şansı yaratıyor. Buradan sizin ağzınızdan sevgili genç kardeşlerime bir duyuru yapalım mı ve özellikle de velilere? Evet, şu anda meslek liselerin ben gelecek dönemde özellikle çok daha aranacağını düşünüyorum. Yani çok daha ihtiyaç duyacak, özellikle bu piyasa için söylüyorum. Çünkü yeni yetişen işinde uzman, özellikle proje bazında çalışacak çok fazla eleman ihtiyacı var piyasada. Bunlar makinalaşmayla birlikte makine operatörleri, CNC ve ebatlama sisteminde özellikle. Bunun dışında imalatla ilgili de hem yeni bir kan gerekli piyasada, sektörde. Çok fazla da yeni elemanın yetişmemesinden dolayı aslında meslek liseleri şu anda belki hiç olmadığı kadar daha önemli, daha favori. Gençlerin de bence eğer mesleki anlamda el becerileri varsa ya da isteklilerse bu konuda meslek liselerini tercih etmelerini isterim. Bu üniversite olarak düşündüğünüzde de böyle, sadece meslek lisesini bitirip de bu sektörde çalışmak isteyen öğrenciler için de çok daha iyi bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yani hem maddi anlamda kazanç olarak baktığımızda hem de rahat iş bulmaları anlamında çok daha ihtiyaç var onlara. İnşallah belli sıkıntıları şu anda eleman anlamında çekiyoruz zaten. Yani, değil mi? Ara eleman sıkıntısı sizin sektörde de var. Mesela yetişecek, usta olacak eleman yok diyebiliriz. Genç nesil özellikle çok daha kısıttı. Biz de bunu şu anda da zaten bünyemize çalışan stajyer arkadaşlarımız var. Bunlar da inşallah devamında yine firma bünyesinde çalışmaya devam edecekler. Onların da hem proje olarak kullanmak istiyoruz, hem imalat kısmında kullanmak istiyoruz. Bu arkadaşlara da geleceğin ustaları diyorum. Yani şu anda belki daha işin başındalar ama gelecekte inşallah onlar da çok iyi yerlerde olacaklardır diye düşünüyorum. Değil mi? Burada sevgili velilerimize sesleniyoruz. Lütfen yavrularımızı illa mühendis olacak, doktor olacak diye değil, yetenekleri doğrultusunda meslek okullarına yönlendirerek henüz 18 yaşlarında kazançlarını kazanma şansı da yaratıyor bu anlamda. Kesinlikle. Emeklerinin satışı da bir o kadar güzel. Zevki de çok farklı bizim işimizin. Yaptığınız şeyi görmek, işte güzel bir şey ortaya çıkarmak. Çok açık, ufku çok açık bir iş. Değil mi? Bir sürü çocuklarınız var. Bütün evlerde, bütün ilçelerde ve bütün mekanlarda. Kesinlikle. Bu anlamda da tekrar teşekkür ediyorum bu mesajı bizlere uzman bir ağızdan verdiğiniz için. Ve tekrardan dönüyorum Paşalar Mobilya Dekorasyon'a. Sizin de belirttiğiniz gibi 2005 yılından itibaren bizlerle butik anlamda hizmet sunuyorsunuz. Gerçekten en ince detayına kadar sevgili kadronuzla birlikte, ama hep siz başında olarak, gerek Fatih Güneş olarak, gerek Turan Tak olarak
bizlerlesiniz. Peki efendim, bizler sizleri seçerken nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim? Öncelikle zamanında teslimat, kaliteli ve mümkün olduğunca müşterinin arzu etmiş olduğu şekilde ürünü sunmaya çalışıyoruz. Özellikle en fazla hassas olduğumuz konu zamanında teslimat. Bu bizim için çok önemli. Müşteriye verilecek güven anlamında çok önemli. Bunun dışında çok çeşit ürün çeşidi sunuyoruz aslında. Yani şu an sıradan bir butik çalışan firmadan daha ziyade ahşap, çok farklı mobilyanın çok farklı kollarında hizmet veriyoruz. Mağaza sektöründe vitrin tasarımları, market, otel mobilyaları, konferans salonları, cami işleri, ev mobilyalarımız zaten tamamını esas A'dan Z'ye yapıyoruz çünkü orası. Değil mi? Evet. Son yıllarda biraz daha tabii mağaza, konferans salonu, tiyatro salonları, akustik çalışmalar, bunlara biraz daha ağırlık verdik. Ama ev mobilyası tabii bizim esas çıkış noktamız. İşte bu işe başladığımız nokta. Ve sayısız büyük firmalarla çalışıyorsunuz. Çok fazla, sayısız evet. Ve bunlar da referans anlamında size evet. dönüyor. Evet, biraz da biz müşteriler bunlara da dikkat etmeliyiz. Kaç yıllık bir firma, yaptığı işler neler ve nasıl bir başarı elde edilmişi gözeterek sizlere başvurduğumuz andan anlıyorum ki hiçbir şekilde başımız ağrımayacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Şunu söylemek istiyorum. Biz de zaten bizim piyasamızda ayakta kalabilmek için öncelikle referanslarınızın iyi olması lazım. Yani gelecek işler zaten referanstan gelip, onun dışında bir iş ne yaptığınız müşteriniz memnunsa hiç beklemediğiniz yerden çok ciddi işler gelebiliyor. O yüzden müşteri memnuniyeti çok önemli bizim sektörümüzde. Çok fazla önemli. Bütün detaylarıyla işinizi düzgün yapmanız lazım. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Peki efendim nasıl çalışıyoruz? Şöyle bir örnek verelim mi? Mesela kapıdan içeriye bir müşteri girdi. Ya sonrası diyelim. Sonrası tabii önce karşıladıktan sonra müşterimiz zaten bize ihtiyacı olan şeyi söylüyor. Bununla ilgili biz proje çalışması, ölçülendirme yapılıyor gidiyor, yerinde ölçülendirmesi, ölçüleri alınıyor ve daha sonra burada bir proje çalışması yapılıyor. Müşterinin tabii ilk etapta genel anlamda istediği ürünü anlamaya çalışıyoruz. Ne istediğini, ne tarz bir şey istediğini, ne kalitede bir şey istediğini, bunları anlamaya çalışıyoruz. Anladıktan sonra birkaç farklı proje çıkartıyoruz. Bunları müşteriye sunum yapıldıktan sonra müşterinin tercihine göre imalat yapılıyor. Burada tabii bizim yönlendirmelerimiz oluyor. Bazen müşterinin istediği her zaman çok iyisi olmuyor açıkçası. Yani belli detaylar var. Bizim İşi uzmanına bırakmak tabii, gerekiyor galiba. Bizim eklemek istediğimiz şeyler oluyor. Tabii bunlar tamamen müşteriye sunularak yapılıyor. Yani değişiklikler yapılacak. Hani şunun için iki raf daha koysak daha keyifli kesinlikle, olur. Kesinlikle. Veya şurayı 32 yerine 35 santim yaparsak kesinlikle. Gibi. Evet. Yani tamamen iç mimarlık hizmeti veriyoruz. Bütün detaylarıyla. Müşterinin istediği doğrultuda ürünler yapıyoruz burada. Bunun dışında tabii bazen tamamen bize bırakılan projeler de oluyor. Yani bizim proje hazırlayıp sunmamız gereken durumlar da oluyor ama genel itibariyle bu şekilde. Karşılıklı olarak zaten öyle bir durumda da okeyleşiyoruz ve kesinlikle. Hemen imalat tabii aşaması kesinlikle. Başlıyor. Bir atölyemiz var. Buradan evet. imalat edilerek, girilerek gene evet. yerine monte ediliyor evet. ve sanıyorum keyfini çıkarmak kalıyor sevgili evet, müşterinize de. Kesinlikle. Burada çok keyifli bir ürün yelpazemiz var. Seçeneklerimiz çok fazla sizin evet. de belirttiğiniz gibi. Gerekse biz işte lakesinden ahşabına kadar seçme şansımız olduğu gibi renklerini de istediğimiz renkte sizlere sunuyoruz. Kapı kulplarından içindeki rafların özelliklerine kadar tüm detaylar en kesinlikle. İnce bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde evet. bizlere sunuluyor ve sonrasında biraz evvel kurduğum cümle gibi sonrasında bunun sadece bize keyfini yaşamak evet. kalıyor diyorum. Peki efendim bunlar çok çok keyifli anlatımlar ama ya sonrası diyoruz bizler. Yani bu işlemler bittikten sonra sevgili müşterilerinizin ne kadar arkasındasınız? Ne kadar arkasında olduğumuz kısmı şu şekilde. Yani yapılan ürünler tamamen bizim kendi bünyemizde zaten iki tane arkadaşımız var. Bununla ilgili devamlı servis yani olduğunda ihtiyaç durumunda servis yapan arkadaşlarımız var. Bizim müşteriden ziyade dostluk şeklinde aslında gelişiyor iş yaptıkça. Ve onu zaten bir dostunuzun eksiği olduğunda zaten müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bunu
ben yaptım, teslim ettim anlayışıyla zaten devam edemezsiniz bizim sektörümüzde. O yüzden mecburen yapmış olduğunuz ürünün arkasında olmanız gerekiyor. Yani buradan şunu anlıyorum, paşalar mobilya dekorasyon var olduğu sürece bu hizmet sonsuza dek devam edecek galiba. Peki efendim, hedefler arasında neler var diyelim o zaman? Özellikle son yıllarda sosyal alanlarda, az önce de bahsetmiş olduğum gibi mağaza sektöründe, vitrin raf sistemleri tasarım, buna benzer market, otel ve hastane işleri. Özellikle önümüzdeki yıl bunlarla ilgili birkaç ciddi projemiz var. Değil mi? Yuvalar özellikle. Evet. Bu sektörde biraz da ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Ve bu sektörün tabii getirmiş olduğu bir takım imalatı genişletmemiz gerekiyor. Biraz daha büyütmemiz gerekiyor. Elemanlarla ilgili çalışan arkadaşlarımız sayısında biraz daha artışa gitmemiz gerekecek. Bunlarla ilgili bir çalışmamız olacak. Şu anda bir showroom çalışmamız var zaten. Onu da çok az kaldı. Aslında herhalde bir hafta, 10 gün içinde oranda bir açılış yapılacak. Onun da yapımından sonra dediğim gibi daha çok sosyal alan çalışmalarına ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Çünkü zaten ev mobilyası dediğimiz işte kullandığım konutlarda yapılan işler. Zaten bu konuda çok rahatız artık. Son derece rahatız. Uzman olduk diyebilirim bu işin artık. Biraz daha bir sosyal alanlara girmek istiyoruz. O konuda da hem biraz daha deneyim kazanmak hem de zaten çok ciddi yapılan işlerimiz var daha önce, yani referanslarımız. Biraz daha bu sektörde biz de varız demek istiyoruz açıkçası. Peki efendim, sizden sadece İstanbullular mı yararlanabiliyor? Yok, hayır. İstanbul değil. Tabii ağırlıklı olarak çalışmış olduğumuz bölge İstanbul ve çevre iller. Ama bunun dışında Ankara'da, İzmir'de, Manisa'da yapmış olduğumuz, işte Kastamonu'da yapmış olduğumuz işlerimiz var. Çok sık alo kadar yakınız yani. Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Bazı yine çalışmış olduğumuz kurumsal firmaların zaten Türkiye genelinde işte mağaza vesaire işlerini yapıyoruz. Buna benzer ihtiyaçları olduğunda İstanbul merkezli firmalar ama Türkiye genelinde faaliyet gösterdikleri için diğer illerde de olan işlerini karşılıyoruz kesinlikle. Biz de size uzun yıllar boyunca aynı kaliteyle, aynı heyecanla, aynı güler yüzle nice 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 yıllar diliyoruz, saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Esenler İstanbul'dan Paşalar Mobilya ve Dekorasyon firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.